Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı izledikten sonra eğer beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bugünkü modelimiz şöyle güzel, iki renkle yapacağımız tığ işi bir örgü modelimiz var. İki renk kullanacağım. Güzel bebek battaniyelerinde yelek, süveter, istediğiniz her türlü örgüde uyarlayabileceğiniz güzel, kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım tığı da göstereyim hemen. 3 numara 1.70 milim bir örgü tığı kullanacağım. Siz de ipinize ve elinize uygun bir tığ kullanabilirsiniz. İplerim de bebe yünü. Evet, şimdi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize zincir çekerek hemen başlıyoruz. Şöyle zincirlerimiz çok gevşek de olmasın, çok sıkı da olmasın. Bu şekilde böyle bir zincir çekelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İki tane de fazla çekeyim. Bu kadar bana yeterli. Küçük bir parça başlayacağız. Hemen baştaki zincire sık iğne yaparak bu sırayı böyle devam ediyoruz. Zincirden sonra sık iğne bir sıra. Üstüne ip almadan şöyle her zincire batarak sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki zincire hemen batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir sonrakine. Şöyle. Bu şekilde devam ediyorum bu sıranın sonuna kadar. Şurada ipim tellendi, hemen onu alıyorum. Bir tane daha yapalım. Evet. Bu kadar yeterli bizim için şu an. Hemen 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Diğer tarafa çevirdim hemen. İpimi aldım tığın üzerine. Şuraya ikili trabzan yapalım. Bir taneyi boş bıraktım, bir sonrakine battım, bir zincir çektim, bir taneyi boş bıraktım, bir sonraki sık iğneye battım ve şöyle kutucuklar oluşturacağız. Bir, ikinciye tekrar batıyoruz. Bir, ikiye batıyoruz hemen. İkili trabzan yapıyoruz, bir tane zincir çekiyoruz. Bir, iki. Bir tane zincir çektim. Birinciye değil, ikinci sık iğneye battım ve bir ikili trabzan yaptım. 1 2. Sıra sonuna kadar böyle kutucuklar yaparak devam edeceğiz. Bir taneyi atladım. Bir sonrakine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir taneyi atladım. Bir sonrakine bir trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen kenardaki sık iğneye bir trabzan yaptım. Şu şekilde bu sırayı da tamamladık. Hemen renk değiştirelim. Diğer renge geçeceğim. Diğer ipimi aldım. Şöyle kenarda dursun. İlmeğimin içinden geçirdim ve yeşil ipimi sıkıştırdım. Fazla uzun durmasın. Şöyle bir tane zincir çektim.
Hemen diğer tarafa çevirdim örgümüzü. Tığımın üzerine ip alarak ilk trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Aşağıya şuraya hemen batarak arada bir tane boş bıraktığımız yer vardı. Sık iğne. Oraya batarak bir trabzan yaptım. Sonra trabzanın üzerine batarak ikili trabzan yaptım. İpimi aldım. İkinci kutucukta da arkadan alıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle şişim tığımızı buradan geçirdim. Şu arada boş bıraktığımız, arkadan da göstereyim. Boş bıraktığımız sık iğnenin içinden ilmeğimizi şöyle geçirdim. İkili topladım ve son trabzanımızı yaptım. İpimi aldım. Yine trabzanın tepesine batarak yeşil trabzanın şöyle bak birini içten birini dıştan trabzanlar yaparak her kutucuğun şu trabzanına batıyoruz. Bir trabzan ortalara yaptığımız şu boşluklara yaptığımızı da birini içten birini dıştan alıyoruz. Şimdi dıştan alacağız. Bir öncekini içten almıştım. Önden batıyorum. Bakın şöyle şu boş bıraktığım sık iğneye ipimi aldım ve kapattım trabzanımı. İki defa da yine ipimi aldım ve trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaptım. Bir kısa bir uzun oluyor. Şimdi arka taraftan alacağız. Şu şekilde şöyle ipimizi çıkarttık ve kapattık trabzanımızı. İpimi aldım. Yeşil trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaptım. Model oluşmaya başladı. Bakın şöyle. Şimdi yine önden battım. İpimi aldım. Öne çıkarttım ilmeği ve trabzanımı yaptım. Trabzanın üzerine batarak bir trabzan. Şimdi aradaki boşluğa yapacağımızı arkadan yine bir önden bir arkadan şu şekilde trabzanımızı yaptık. İp aldım. Yine küçük bir trabzan. İp aldım. Şimdi önden ilmeği uzattım ve bir ikili trabzan yaptım. Bir tane trabzan, kısa trabzan olarak yaptım. Şöyle net görünüyor herhalde. Evet. İpimi aldım tığıma. Şimdi arkadan yapıyoruz arkadaşlar. Şu arada boş bıraktığımız sık iğneden çıkarttım ve şöyle bir trabzan yaptım. Yine trabzanın üzerine batarak bir trabzan. Şimdi önden ilmeğimi çıkarttım. Trabzan yaptım. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. Son kutucukta yine ipimi aldım ve arkadan şuradaki boşluktan ilmeğimi çıkarttım. İpimi aldım tığın üzerine ve kenardaki zincirden batarak bir trabzan daha yaptım. Bu modeli böylece tamamladık. Bakın şöyle. Evet, şimdi yine kutucuk yapacağız bu renkle. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer tarafı çevirdim. Bakın modelin arka tarafı da böyle oluyor. Ön taraftan böyle. İki yüzlü de kullanabileceğiniz güzel bir model. Arka tarafı da böyle. İpimi hemen çıkartayım şuradan. İpimi aldım tığın üzerine. Şu bir taneyi atlayarak bir sonrakine şu kısa trabzanın üzerine denk getireceğiz. Yine bir trabzan yapıyorum. Kutucukları bu şekilde bir zincir çektim. Bir taneyi atladım. İkinciye hemen bir kutucuk yaptım. Bir taneyi atladım. İkinciye trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Birini atladım.
İkinci trabzanın tepesine bir trabzan yaparak bir kutucuk yaptım. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayalım. Gördüğünüz gibi gayet kolay, çok uğraştırmadan yapabileceğiniz güzel bir model. Bir zincir çektim, bir tane atladım, bir sonrakine hemen bir trabzan yaptım, bir zincir çektim, bir tane atladım, bir sonrakine bir kutucuk yaptım, bir zincir çektim, bir tane atladım, bir sonrakine. Hep kısa trabzanların tepesine batmış olduk. Bakın şurada kutucuklar aynı şekilde olacak. Bir zincir çektim ve son trabzanın tepesine batarak bu sırayı tamamladım. Şimdi renk değiştirelim. Pembe ipimi bıraktım. Yeşil zaten takılıydı. Hemen ilmeğimi yeşilden geçirdim. Pembe ipimizi sıkılayalım hemen. Bir tane zincir çektim. Diğer tarafa çevirdim modeli. İpimi aldım tığın üzerine. İlk baştaki trabzanın üzerine hemen bir tane trabzan yaptım. Şimdi ikinci sırada da yine alttaki gibi önce dıştan batacağız. Pardon, önden şöyle. İpimi aldım. Önden battım, ilmeğimi çıkarttım ve şöyle bir uzun trabzan yaptım. İpimi aldım, yine trabzanın üzerine batarak bir trabzan yaptım, ipimi aldım. Şimdi arka taraftan tığımızı geçiriyoruz. Şu ilmeği, bakın şuradan arada bir tane boş bırakmıştık, oradan hemen bir trabzan yaptım. Kısa bir trabzan yapıyorum. Alttaki trabzanın üzerine ipimi aldım ve önden trabzanımı yaptım. Aradaki trabzana batarak bir trabzan yaptım. Şimdi arkadan yine şu şekilde tığımı çıkarttım ve ipimi şöyle bir çıkartarak trabzan yaptım. Bakın model oluşmaya başladı bu şekilde. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Şimdi önden çıkartacağız ilmeğimizi. Çıkarttık ve iki defa da kapattım. Tekrar kısa bir trabzan yaptım. Şimdi arkadan çıkartacağız. Şu şekilde tığıma ipimi aldım, kısa bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Şimdi önden, aradaki boşluğa battım, önden ilmek çıkarttım ve trabzanı kapattım. Bakın, bir önden bir arkadan olduğu için şu boşluklara yaptığımız model oluşmaya başladı. Şimdi arkadan alalım ilmeğimizi, kapatalım, kısa bir trabzan yapalım, önden alalım. İki defa da kapattım. Tığıma ipimi aldım ve trabzan üzerine kısa bir trabzan yaptım. Şimdi sıra arkadan almaya geldi. Şöyle aldım, kapattım. Tığıma ipimi aldım ve kenardaki zincire batarak bir trabzan yaptım. Bakın model böyle. Şimdi bu renkten de yine kutucuklar yapacağız. Daha sonra yine pembeye geçilecek. Her renkten iki sıra yaparak devam ediliyor. Şöyle şunu atladım. Şuraya kısa trabzanın üzerine batarak ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi aldım. Yine bir tane atladım. Bir sonrakine bir trabzan yaptım. Bakın şunu atlıyorum. Bir sonrakine kısa trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Bir zincir çektim. İnşallah anlaşılmıştır modelimiz. Gayet güzel ve kolay, zevkli bir model.
de benimle yaparsınız inşallah. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Son trabzanımı da yaptım ve bu sırayı da tamamladık. Bakın arka taraftan böyle modelimiz, önden de böyle. Böyle oluştu modelimiz, tam çıktı. Şimdi ben bir büyük parçada yapmıştım, onu size göstereyim. Bir de öyle bakın. Şu arkadaşlar, bakın. Tam net gözüküyor herhalde. Renklerim biraz daha koyu ama ekranda tam renk çıkmıyor. Daha farklı bir renk çıkıyor. Şöyle. Arka taraftan da model böyle. Dediğim gibi iki taraftan da rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir örnek. İnşallah siz de beğenirsiniz. Benimle yaparsınız. Şöyle yumuşak göstereyim. Ben bebe yününden yaptım. Siz de yapacağınız örgüye göre ipinizi seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ekranda. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.